Samsun Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Gar-Tekkeköy arasındaki raylı sistemin trafo, sinyalizasyon ve üst yapı donatıları için İller Bankası'ndan 175 milyonluk kredi alınması için Başkan Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi talebi gündeme alındı. Doğu Çevre Yolu dediğimiz ismi çevrilme ama artık şehir içinde. Çakır, Büyükşehir Belediyesi ile taşeron müteahhitlerin Gar-Tekkeköy arasında raylı sistemin altyapı hizmetlerinin yapımı konusunda belli bir noktaya geldiğini belirtti. Uzatılması şehrimizin gündeminde. Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla, taşeron müteahhitler, Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla ve altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü az önce ifade ettiğim şartlar çerçevesinde belli bir noktaya geldi. Belki en son o güzel gal gezen arkadaşımız var mı bilmiyorum. Tekirköy istikametindeki tren yolunun üzerine o petrol sidon tesislerinin hemen ilerisinde bir viyadük yaptık. O viyadük bitti. Çünkü devlet demir yolları bu tür benzeri geçişlere müsaade etmiyor biliyorsunuz. Meclis İller Bankası'ndan 175 milyon lira kredi alınması için Başkan Yılmaz'a yetki verilmesi talebini oy birliğiyle gündeme alarak komisyona havale etti. Ankara Yolu Adalar mevkiinden başlayarak Çatalçam'daki polis okulundan Atatürk Bulvarı'na bağlanması planlanan Batı Çevre Yolu ile ilgili imar düzenlemesi yapılması talebi de yine oy birliğiyle gündeme alındı.